Arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bugün size Boss'un yeni ürünü 2011 için tasarladılar. Biraz elimiz erken geçti. Tanıtabiliyoruz şimdi. ST2, Power Stack 2. Stack amfi mantığında üretilmiş. Yani aslında üzerine Marshall Kafa Kabin yazması gerekirdi ama herhalde Fender'le anlaşması oldu. Şimdi böyle bir şey yapamıyor. Çünkü biliyorsunuz Fender için de bazı şeyler üretiyor ve onlara direkt Fender olduğunu yazıyor. Herhalde Marshall'ı modellediği zaman, ki bunu prosesörlerinde yapıyor biliyorsunuz. Şimdi tek analog pedallarında da yapınca herhalde yazamadılar ama Power Stack bildiğiniz arkadaşlar Marshall Drive'dır. Nasıldır? Normal şu an elimde 81-85 pickup'ları olan bir Jackson var. Onunla çalıyoruz. Neck pickup'ım. Bridge pickup'ım. Böyle bir clean'imiz var. Biraz reverb var amfimizde. Lambalı bir Marshall'a taktık. Normal input'tan giriyoruz. Arada başka hiçbir şey yok. Adaptörle besliyoruz. Bakın şimdi şöyle yapmışlar. Crunch, Drive ve Ultra. Normalde mesela 3 kanallı bir Marshall düşünün. Clean kanalı vardır, Crunch vardır ve Lead vardır. Burada da şöyle düşünmüşler. Crunch olsun, Drive yine olsun ama bir de bunu boost ettiğimiz zaman Ultra Gain'e ulaşalım. Daha modern amfiler gibi siz sanki lambalı amfinin önüne bir booster koyuyormuşsunuz mantığında da çalışabilsin diye. 2 bandı EQ düşünmüşler. Bas ve tiz. Bir de level'ımız var. Gayet basit. Bildiğiniz standart Boss. PSA 230 diye bir orijinal adaptörü var. Şu an onunla beraber çalışıyor. Orijinal adaptörünün olması özellikle drive'larda, kompresörlerde her zaman dip gürültüsünü daha azaltan bir şey. O yüzden burada yazan değerlerde bir adaptör bulursanız her zaman daha iyi çalışacak. Devreye sokalım. Crunch'tan başlayalım. Ridge Manyeti. Tabii siz gain'i arttırdıkça bir yandan tizleri de açıyorsunuz. O bilgiyi de vermiş olayım. Ben equalizer'ını arada müdahale edeceğim. Sebebi bu. Vintage Marshall'lar gibi tınlıyor. Crunch'ta hafif volüm vereceğim arkadaşlar. Az bir şey de tizlerini açacağım. Bridge manyetiği 81'i alalım. Şöyle. Bu gördüğünüz degrede geçen bir knob. Bir switch değil. O yüzden crunch ile lead arasında yavaş yavaş da hareket edebilirsiniz. Bu drive'a geçerken. Hani böyle bir switch gibi düşünmeyin. İkisini ortasına getireyim. Bakın orada nasıl geliyor. Drive'a getiriyorum. Tam drive'ın üzerindeyim. Saat 12 yönünde. Çok az bir şey tizlerini alıyorum. Çünkü tizler de artmaya başlıyor. Aleti boost ettikçe, gain arttıkça. Biraz volümü ve bası açacağım. Şimdi Drive ile Ultra arasına getireyim. Biraz daha gain'i açmış olacağız. Yine yarıdayım. Tabi bunların kombinasyonlarını kendi gitarınızın, manyetiğine, amfinizin hani drive'ına göre ayarlayabilirsiniz. Biz şimdi elimizdeki setup'a göre yapıyoruz ama genel karakterini İsterseniz bir de Ultra'ya getireyim. Biraz treble'ları kısacağım arkadaşlar.
Az bir şey level'da da oynadım. Şu an en son yayındasınız. Size Marshall ST2'yi tanıtmaya çalıştık arkadaşlar, bildiğimiz kadarıyla. Gayet Marshall karakterine yakın bir drive. Ama genel olarak sizin kullandığınız setup içinde duracağı yere göre karakterin değişeceğini söyleyebiliriz. Biz şu an böyle EMC'li bir Jackson ve lambalı bir Marshall'la beraber denedik ama hani sizin farklı kombinasyonlarınızla nasıl çalışacağı tabii ki performansı ona göre değişecektir. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.